Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Hocam evet, bir telefon daha varmış. Tamam, o izleyicimizi de bekletmeyelim. Sonra inşallah ev abinin namazı. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Buyurun efendim. Buyurun. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Benim 3 sorum olacaktı. Şöyle, 1 yaşında bebeğim var. Emziriyorum. Evet. Ramazan'ın başında 5 gün tuttum ama 4. ve 5. gün çok zorlandım. Yani resmen yemeği bile yapacak durumum olmadı. Evet. Hani halsizleştim, sütüm azaldı. Evet. Ben de kendimce bir yöntem, hani bir gün tutup bir gün tutmama kararı aldım ama hiç vicdanım bu konuda rahat değil. Yani bir gün tutmadığımda çok kötü hissediyorum ama bebeğimin sütü azalır diye de korkuyorum. Hı hı. Hani bu günah mıdır? Yani nasıl? Hanım kardeşimiz, Rabbimiz size izin veriyor. Gel bu sene tutmayın, sizin ve bebeğinizin sağlığı için tutmayın. Ondan sonra inşallah tutmadığınız günler için her güne bir gün oruç tutacaksınız. Evet. Rabbimiz izin veriyor size. Evet, evet. Diğer sorunuz? Diğer sorum da şöyle, maalesef ben farz olmaya başladığı andan itibaren namazıma başlayamadım. Yani başlayamadım diye başlamadım, hani şu an geç başladım. Çocuğumu yetiştirirken bunu ona söylemek istemiyorum. O küçüklükten alışsın istiyorum. Sorduğunda ben küçükten beri namazımı kılıyorum diye örnek göstersem yalan söylemiş evet, oluyorum. Bu hani nasıl bir günah olur mu bu şekilde yalan söylemem? O yalanlar caiz olan yalanlardır. Evet, evet. Öyle yani. Peki diğer sorunuz, doğru, üçüncü yani sorunuz? Diğer sorumda tırnağımda daimi olarak bir iltihaplanma var. Yani evet, namaz kılarken, secdeden kalkarken mesela katlanırken direkt iltihap evet, çıkıyor. Yani o anlık abdestim bozulur mu? Ya da dışarıdayım, evde aldığım abdest dışarıda geçerli olur mu? Hani orada yani namaz kılmam gerekecek. Yani vücudumuzdan bir sıvı çıkıyor. O da dışarıya yayılıyorsa, yayılmıyorsa problem yok. Yani vücudumuzdan diyelim kan çıktı. Evet. Çıktı ama orada kaldı. Eğer dağılırsa o zaman abdestimiz Hanefi'ye göre bozulmuş olur. Eğer artık kanaatiniz sizin nasıl oluşuyorsa ona göre karar verin. Baktınız ki devamlı bu çıkıyor. O zaman özür sahibi olursunuz. Özür sahibi olmanın durumu nedir? Namaz vakti girince abdest alırsınız. O abdest başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça ikinci namaz vaktine kadar geçerli olur. Evet. Teşekkür ediyoruz aradığınız için Seher Hanım.